Merhaba sevgili izleyiciler, Teknosa desteğiyle İFA'daki turumuzda bu sefer Beko'nun standındayız. Yerli markalarımızdan Arçelik, Beko ve Grundig, bu 3 marka muhteşem işler çıkartmış. Şimdi içinde bulunduğum bu odayı beraber gezeceğiz ve yerli markamızın tüm dünyaya hangi yeni teknolojileri sergilediğine yakından bakacağız. Arkadaşlar, Beko aynı zamanda Barcelona'nın da sponsorları arasında ve bu sponsorluk ürünleri de yansıtmış durumda. Şu anda Barcelona'ya özel olan buzdolabını görüyorsunuz. Bunu geçtiğimiz yıl duyurmuşlar. Bu toplantıyı da sizlerle paylaşmıştık. Şu anda o buzdolaplarını görüyorsunuz. Gerçekten buradaki ziyaretçiler de çok çok ilgi gösteriyor arkadaşlar. Yine Barcelona renklerine sahip olan bir başka fırın anladığım kadarıyla. Bir de o kadar güzel saklıyorlar ki hani ne olduğu da belli olmuyor. Ve onun dışında bazı diğer ev elektroniği ürünleri de burada sergileniyor. Arkadaşlar, yine Beko'nun geliştirdiği teknolojiler arasında bakın burada özellikle buharlı ütü teknolojisine geldiği son nokta hemen şurada görüyorsunuz. 2800 watt gücünde yüksek teknolojili buharlı bir ütü var. Steam Extra teknolojisini burada sergiliyorlar. Onun dışında özellikle bizim gibi beyler için çok ergonomik bir elektrikli süpürgeyi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şarj edilebiliyor ve tek elle kullanılabilen kolay ve güçlü bir elektrikli süpürge. Onun dışında işi biraz daha ileriye götürmek isterseniz burada iki tane daha model var arkadaşlar. Temizlik konusunda çok iyi sonuçlar çıkarıyor. Bir de şeyi ilgimi çekti. Yani biraz boyutları küçük aslında. Gerçekten başarılı. Bir de yeni bir moda var arkadaşlar. Yükselen bir trend. Burada hava üfleyen iki tane cihaz var. Hem havayı temizliyor hem de nem ayarını düzenliyor dostlar. Bu da özellikle astım hastaları için çok önemli bir ihtiyaç. Beko burada 3 tane farklı modeliyle beraber hava temizleyici ve nem düzenleyici ürünlerini gösteriyor. Onun dışında burada bir elektrikli ocak var arkadaşlar. Bu elektrikli ocağın kalınlığı gerçekten şaşırtabilir sizi. Bu kadar. Yani biraz şiddet uygulamış olduk. Hanımefendi de tuhaf karşıladı ama hani bunu göstermek istiyorum. Olay bu kadar. Bitti. Ve burada zaten kontrol ünitelerini görüyorsunuz. Farklı farklı ayarlarda yemek pişirmek için. Evet dostlar, devam edelim. Beko'nun standı bitmiyor. Şimdi şurada çok güzel bir tasarım görüyoruz ama buradaki yapının içerisine saklanan ne bu mesela? Ne olduğu bile belli olmuyor arkadaşlar. Galiba çamaşır makinesi. Galiba bulaşık makinesi, evet. Evet, bir bulaşık makinesini görüyoruz şu anda. Oldukça güzel saklanmış ama şuradaki tasarım daha da hoşuma gitti. Hem ahşap bir yapı var arkadaşlar. Hem de yani hiç kimse anlamaz herhalde değil mi bunun bir bulaşık makinesi olduğunu. Bu arada program sayısı biraz fazla. Şu an benim evimde kullandığım bulaşık makinesinde sadece 3 tane seçenek var arkadaşlar. Onun dışında devam edecek olursak şurada enteresan teknolojiler vardı. Beko'nun yine geliştirmiş olduğu ve dünyada ilklerden olan bir çamaşır makinesini görüyorsunuz. Bu çamaşır makinesinin en büyük özelliği Wi-Fi'ye bağlanabiliyor olması. Yani bir uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor olması. Açıkçası ben böyle bir çamaşır makinesi de istedim ama pek bulamamıştım ama Beko'nun burada bu ürününü görmek mümkün oldu dostlar. Uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bence güzel bir şey. Devam edecek olursak arkadaşlar, yine burada çamaşır makinelerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Çamaşır makinelerinde yine bir sürü teknoloji var arkadaşlar. Bu fuar alanını gezerseniz işte otodozing teknoloji var. Anladığım kadarıyla içerideki çamaşıra göre deterjanı kullanıyor. Bu hem çamaşırları koruyor
hem de deterjan ve su tasarrufunda bulunuyor arkadaşlar. Bu arada çamaşır makinalarından bahsetmişken hani özellikle buradaki Space Gray mi diyelim, uzay grisi mi diyelim, bu modeller de oldukça ilgi çekiyor arkadaşlar. Burada iyonizer bir teknoloji sergileniyor. Onun dışında yine hem çamaşırı yıkayan hem de kurulayan bir başka model var. Burada ise hava sirkülasyonu ile beraber, hemen şurada bir buton var arkadaşlar. Hava sirkülasyonu ile beraber elbiselerinizi çok daha koruyan, onları canlandıran ve zarar görmesini engelleyen, yine ödül almış bir model Beko tarafından sergileniyor. Şimdi burada biraz beyaz eşyadan bahsetmiştik ama hemen şu tarafta biraz daha kahve için çok güzel seçenekler var arkadaşlar. Burada çok farklı çeşitlerde kahveyi çekirdekle besleyerek üretebiliyorsunuz. Çekirdekler de burada oldukça keyifli bir makineye benziyor. Bu biraz da sanayi tipi anladığım kadarıyla. Dünyaca ünlü aşçılardan biri davet edilmiş ve misafirlere Beko ürünleri kullanılarak, evet yine o kahveler çıktı karşımıza, o Beko ürünleriyle yapılan yiyecekler sergileniyor. Bir başka ürün de hemen burada, bir katı meyve sıkacağı. Etrafında türlü türlü meyvelerle beraber mutfağın içerisinde bulundurabileceğiniz diğer Beko ürünleri de yine bu şekilde Beko'nun tasarımıyla, teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken harika bir standı var. Ve bu stand IFA'daki en büyük standlardan bir tanesi. Hemen yanında bakın görüyorsunuz Samsung var. Dünyaca ünlü markalarla beraber ödüllü ürünler Beko tarafından IFA 2017'de sergileniyor arkadaşlar. Yerli markalarımızdan Arçelik, Grundig ve Beko'nun en yeni teknolojilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Teknosa desteğiyle IFA'daki turumuz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.